Fransızca, Arapça sözlüğe bakın. Şeriatın terim anlamı aynı manayı vermez. Çünkü insanların bilgisi ne kadar yükselirse kavramlarını o kadar geliştirirler. Kendilerine göre değiştirirler. Ona bir anlam verirler. Anlatabiliyor muyum? Şeriatın şimdi 3 tane anlamı var. Bir tanesi kelime anlamı, otoban yol demektir şeriat. Şeriat gelecek, trafik kazaları sona erecek. Bir şehre otoban gelirse yani trafik rahatlar. Tamam? Şeriatın basit anlamı otoban yol demektir. İçinde çok şeridi olan yol. Şeriatın terim anlamı nedir? Fransızca, Arapça sözlüğe bakın. Şeriatın terim anlamı legalitedir. Legalite. Hukuk, hukuk. Sadece hukuk, kanun değil bakın, hukuk. İslam hukuku falan da değil, hukuk. İslam şeriatı dersen İslam hukukudur. Hukuk demektir şeriat. Hukuk, hukuk, düzen değil. Hukuk. Başka iki tane terim anlamı vardır şeriatın. İkincisi de meşruiyet demektir. Herkes bunun meşruiyet olarak anlar. Bir şey şeriata uygun değilse gayrimeşrudur. Yani hukuka uygun değildir, gayrimeşrudur, meşruiyete uygun değildir. Meşru değildir demektir. Kavram olarak anlamı nedir şeriatın? Bir dinin emirleri ve yasakları. Bir Müslüman şeriattan bahsediyorsa İslam şeriatından, bir Hristiyan bahsediyor ya da İslam şeriatı, Hristiyan şeriatı, Yahudi şeriatı dersiniz, tamam mı? Doğrudan şeriatın kendisinde din tanımı yoktur. Başına din eklerseniz, İslam şeriatı dediğiniz zaman İslam'ın emirleri ve yasaklarıdır. O arkadaş diyordu ya, şeriat gelecek, vahşet bitecek. İnşallah. Ya kardeşim sen inşallah diyorsun da, gelmeyecek, gelmeyecek, hiç gelmeyecek bir daha. Gelmeyecek, kendini kandırıyorsun sen. Sen kendini kandırıyorsun. Sen öyle istiyor canım, birisi gelsin seni kurtarıversin. Canım kardeşim, geleli 1500 yıl oldu, sen geleceksin, sen. Ne yeni bir peygamber, ne yeni bir din, ne yeni bir şeriat gelecek. Gelen geldi. Allah Resulünü gönderdi, kitabını bildirdi, şeriat geleli 1500 yıl oldu. Neyi bekliyorsun sen daha? Sen gelsene sen. Gelsene, kafana bilgi, kalbine iman, sevgi gelsin. Neredesin? Kim gelecek? Kapıdan biri ben şeriatım diye mi gelecek? Yok öyle bir gelecek. Sen geleceksin. Kandırma kendini. İslam gelecek. Dertler bitecek. Geldi İslam, 1500 yıl oldu. Hem öyle dert filan da bitmeyecek öyle. Hazreti Ali geldi, dert bitti mi? Karşısına Hazreti Ayşe çıktı. Hazreti Talha çıktı, Hazreti Zübeyir çıktı. Dert bitmez öyle. Sen dertlerle savaşacaksın. Ve bu cihattır işte. Ne kadar çok mücadele edersen haksızlıklarla, zulümle, sömürüyle hakka o kadar yaklaşacaksın. Yalan söylüyorsun, affedersin. Sen Allah, Cenab-ı Allah ayetinde öyle diyor. Siz malınızla, canınızla, sevdiklerinizle kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek imtihan edecektir. Hazreti Nuh'a iktidar vermedi, Hazreti Lut'a iktidar vermedi. Ya... Biz kendimize göre bir yalan uydurduk, din adına gidiyoruz. Öyle değil. Sen var mısın sonsuza yaşadığın sürece haksızlıklarla savaşmaya? İman onu gerektirir. Cenab-ı Allah'ın seni yoksullukla imtihan etmeyeceğinden emin misin? Hazreti Eyyub'a verdiği dertleri sana vermeyeceğinden emin misin sen? Rızkını garantiye aldın mı? Ecele, rızka iman ediyor musun diye onu soruyorum sana. Kadere iman ediyor musun? İlla da sen iktidar olursan zengin mi olacağını sanıyorsun? Onun için pratikte imanımızı sorgulamıyoruz. Biz hakkı hakim kılmak için sonsuza kadar mücadele edeceğiz. Ve her zaman haksızlar, zalimler olacak. Ve biz savaşacağız onlarla. Ne diyor Necip Fazıl? Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın. Aldın mı cevabını? Bekle bakalım sen. Şeriat gelecek, dertler bitecek. Şeriat gelecek, dertler bitecek. Tekbir! Allahu Ekber! Ya bağırmakla olmuyor işte bu işler. Bağırmakla olmuyor. Hayır, hayır. Bağırmakla değil. Düşünmekle oluyor. Bir anlık tefekkür, bin yıllık nafile ibadetten daha hayırlıdır. Bin yıl tesbih çekmekten daha hayırlıdır. Bir an tefekkür etmek.
Kur'an-ı Kerim'de en çok sorulan soru, akletmez misiniz, fikretmez misiniz, düşünmez misiniz? En çok namaz kılın, oruç tutun, hacca gidin değil, en çok sorulan soru. Düşünmez misiniz? Aklınız kadar iman eder, aklınız kadar amel işlersiniz. Biz de 300 kelimeyle konuşuyoruz. Hem de konuştuğumuz kelimelerin manasını bile bilmeden. Ne laikliği, ne demokrasiyi, ne cumhuriyeti, ne şeriatı, ne tarihi. Canım kardeşim, sen gelince ben geleceğim düzelecek diyorsun değil mi? Melekler mi inip sokakları süpürecek? Sen süpüreceksin sokakları. İktidar olmak ne demek biliyor musun? Rabbim, ben kendi yükümü taşırım. Başkalarının da yükünü. Rabbim, ben hastalarıma sahip çıkarım. Başkalarının da hastalarını yükle sırtıma demektir. Müslümanların derdiyle dertlenmek değil sadece iktidar olmak. Çünkü sizler yeryüzünde Allah'ın halifelerisiniz, yeryüzünde. Yaratılmışlığın hukukundan mesul olursunuz, bilir misiniz? Yaratılmışlığın hukukundan. Komünistlerden, kapitalistlerden, masonlardan, Yahudilerden. Elinize kılıç geçince Yahudilerin hepsini kesip kurtulacağınızı sanıyorsunuz değil mi? Kesemezsiniz ki. Komünistleri yok edeceğinizi sanıyorsunuz değil mi? Peygamber ne yaptı? Ayağına taş attılar, yoluna diken döktüler. Beddua bile etmedi. Taif'e giden yolcu olmaya hazır mısınız siz? Ne ayağınıza taş atan, ne yolunuza diken döken var. Ne de sizinle alay ediyorlar. Habire lanet okuyorsunuz. Din kardeşlerinize bile. Yok böyle bir Müslümanlık. Bunu biz uydurduk. Kendi kardeşlerimizi bile tekfir ediyoruz. Bunu biz uydurduk. Bu İslam'a haksızlıktır. Bizim İslam'a yaptığımız haksızlığı başkaları yapmıyorlar. İslam'ın en büyük talihsizliği bizim gibi Müslümanların elinde oyuncak olması. Bilmiyoruz. 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 Koca bir imparatorluğu elimizden kaçırdık. Hala aklımızı da başımıza almış değiliz. Sanki Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti oku demiyor. Yemin etmiş gibi okumuyorsunuz. Okumuyorsunuz. Okumadıkça mümkün değil. İkra. Bismi Rabbikellezî halak. İkra. İkra. Okumadıkça mümkün değil. Tek başına okumakla da olmaz elbette. Bakın, tarihimizi de bilmiyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nı da bilmiyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nı da bilmiyoruz. Biz İkinci Dünya Savaşı'na girdik mi? Girdi. İhtilaf var. Bir ülke, bir... Dünyada olduğun zamandan sorsam bilir misin acaba? Yani, affedersiniz, siz kaç doğumlusunuz? 49, yani herhalde işte siz doğmadan birkaç yıl önce olmuş. Anlatılan hikayeleri dinlerdiniz herhalde. Yani yaşıtız falan, ama yani doğmak tarih onunla ilgili değil. Ben o zaman Birinci Dünya Savaşı'nı hiç sormayayım. Yani o zaman biz doğmamıştık. İslam'ı da sormaya gerek yok çünkü biz o zaman da doğmamıştık. Ama yani bakın, bir ülke bir savaşa, dünya savaşına girip girmediğini bilmiyor. Yani girdik mi girmedik mi? Evet, işte bir karışıklık var da onun için soruyorum zaten. Biz resmen girdik. Hukuken girdik. Fakat fiilen girmedik. Yani Japonya'ya ve Almanya'ya savaş ilan ettik. Nasıl hem de kahramanca biliyor musun? Ölmüş eşeğe bıçak çeker gibi. Atom bombası yemiş Japonya, yerle bir olmuş. Almanya'da taş üstünde taş kalmamış. Niye savaş ilan ettik? Amerika'ya sadakatimizi göstermek için. Bizi Birleşmiş Milletler'e almak için önümüze 4 tane şart koştular. Bize sadakatinizi gösterin dediler. 1. Almanya'ya ve Japonya'ya savaş ilan edin bakalım. Bizi kınamayacağınıza söz verin. Haksızca zulüm yapmışlardır Japonya'ya, Nagasaki'ye ve Hiroşima'ya. İnsanların üzerine atom atmışlardır. Kınamak şöyle dursun, Japonya'ya savaş ilan ettirmişlerdir bize. Ya, olmadı demişlerdir, bu yetmez. Siz böyle tek partiyle diktatör gibi gözüküyorsunuz. Biz demokrasi istiyoruz,
Onun için bir demokrat parti kurun bakalım demişlerdir.